Parti Ünye İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. İyi Parti Ünye İlçe binasında düzenlenen törende İyi Parti eski ilçe başkanı İrfan Demir, başkanlık görevini Osman Karagöz'e bıraktı. 25 Ekim'de Ankara'da Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde bir iyilik hareketi başladı. Harekete sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle biz de Ünye olarak katılmaya karar verdik ve bu yolda bir yıla yakın bir süre içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu harekete niye ihtiyaç vardı? Hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Bayraklarımız, bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın diye. Geldiğimiz bugün ezan Türkçe mi okunsun, Arapça mı devam etsin tartışmalarını görüyoruz. Diğer tarafta tarihi yine Fesli Kadir'den öğrenen, bu milletin ekmeğini yiyip de Yunan mezalimini öven kişilerin ardından konuşan ve bu insanların da baş tacı yapıldığı bir dönemde biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine bağlı kalmak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak, Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmak üzere yemin ederek bu yola başladık. Hiç gözüm arkada değil. Çünkü benden çok daha iyi görev yapacağına inandığımız arkadaşlarımız ve Sayın Başkanım Osman Karagöz'le birlikte bu bayrağın çok daha yükseklere, çok daha ileriye gideceğine inancım sonsuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak biz İyi Partili olarak hepimizin görevidir. İyi Parti gücünü milletten alan bir partidir. Hep birlikte iyi bir Türkiye için yola çıktık. Az evvel geçtiğimiz süreci zaten başkanımız çok güzel izah etti. Bizlerin amacı çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir Türkiye bırakmak. Bu amaçla buradayız. Hep beraber birlikte burada olmamızın esas sebebi de budur. Davamız büyük, yolumuz uzun ve çok kutlu bir yoldur. Teşkilatımızda görevli tüm arkadaşlarımızla birlikte bizler elimizi, yüreğimizi değil, tüm vücudumuzu taşın altına koyarak önce iyi bir üye, iyi bir ordu ve sonra da iyi bir Türkiye inşa edeceğimize benim şahsen inancım tamdır. Bundan sonra biz de alanlardayız. Biz de sahadayız. Her taşı aşındıracak, her kapıyı çalacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Hiç kimseye bir art düşüncemiz, bir küskünlüğümüz, bir ters bir düşüncemiz yoktur. Bizler herkesi kucaklayacağız. 80 milyonun önünde açık ve dürüst bir politika, bir siyaset izleyeceğiz. Yalanla, aldatmayla, sindirmeyle, korkutmayla bizim işimiz yoktur. Devamlı gerçekleri, devamlı doğruları söyleyeceğiz. Sorun değil arkadaşlar. Çözüm için geldik, çözüm üreteceğiz. Bizler milletimize güveni esas alacağız. Çünkü bizler iyi bir Türkiye için yola çıktık. Bunun için üzerimize düşen görevi en iyi bir şekilde yerine getireceğiz. Biz daha evvelden başkanımızla beraber çalışırken de bunu gördük. Onun çalışma tarzında bunları öğrendik. Hiçbir zaman bu bir löbet değişimidir.
aynı şekilde az evvelki duygularına karşılık olarak söylüyorum, gözleri arkada kalmasın. Bu dava yürüyecek. Bizler bir an evvel meydanlara çıkıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim kendi aramızdaki bütünlüğümüzü, birliğimizi işte görüyorsunuz. Hep beraberiz. Bir aradayız. Bir arada bu işi başaracağız. Şimdi bu düşüncelerle ben hepinize saygı sunar, katılımınız için de herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 45 kişi olacak. 45 kişilik bir yönetim kurulu ile karşınıza çıkacağız. Fakat bizim şunu şurada çok rahatlıkla açıklayayım. Bizim yönetim kurulumuzda asil ve yedek kavramı olmayacaktır. 45 kişilik bir liste sunacağız. Ve bu listeye göre de divan teşekkür edecektir. Buradaki esas olan gönül işidir. Gönül birliğidir. Herkesin bu partide yeri vardır. Burada bu parti kurulduktan bu zamana kadar geçen süre içinde hakikaten herkesin bir emeği vardır. Herkes çalışmıştır. Bunu hep beraber görüyoruz.